Yavrum sen bana sen de gel dedin ama hani böyle ilk günden ayıp olmasın sakın. Aa, olur muymuş canım öyle şey? Yani şu dediğin Sinan duysa ne kadar bozulur. Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. Hemen seni gezmeye götürmüyorum ki. Restoranın sana ihtiyacı var. Gördün bak ne hale geldi. İkimiz el ele verdik mi Sinan'ın üstündeki yükü de almış oluruz. Sen öyle diyorsan öyledir yavrum. Öyle tabii. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Şimdi Valide Sultan Mahidevran'ın arkasında durmasa Mahidevran'ın namı yürür müydü? Yürümezdi. Doğru. Sen de bizim sultanımızsın. Bizi koruyup kollayacaksın. Ben sizi kollamaz olur muyum hiç yavrum? Hadi gel. Yani lafın kısası artık bir patronunuz da benim. Patron mu dedim? Sen biliyor muydun? Lafımı bitirebilir miyim? Teşekkürler. Eminim Sinan hijyen konusunun altını çizmiştir. Fakat siz benim hassasiyetime verin. Bundan sonra her gün kılık, kıyafet ve kişisel bakım kontrolü yapılacak. Bu bize pis mi demek istiyor? Ne demek istiyor bu? Yani tırnaklar tamam da saçlar, arkadaşlar bakın saçlar tepeden topuz yapılacak. Yani ama bunu da artık ben söylemeyeyim değil mi? Bak bu arada lütfen bu ütü çizgisine de dikkat edelim. Yani burası bir iş yeri, böyle olmuyor. Ha Cansu, masa örtülerini değiştirme işini de sana veriyorum. Adresini vereceğim dükkandan gidip alırsın, olur mu? Ya bir hatam yüzünden bir ortak daha çıktı. Hep ileri bak. Geçmişe takılıp kalma derdi bir şefim. Biz de öyle yapalım. Unutalım gitsin. Ceyda zaten bizim gibi bir ortak olmayacak. Merak etme. Ya bak Ceyda'yı çok fazla tanımıyorum. Eyvallah. Ama niyeyse ben ona karşı böyle hep oldum olası bir mesafeli oldum. Abi Ceyda'nın restorana gelecek vakti olmayacak zaten. Korkma. Sen şu arkana bak da öyle konuş. Bak. Yavrucuğum onlar hallederler. Sen merak etme. Arkadaşlar hepinizle tanıştığım için çok memnun oldum gerçekten. İyi çalışmalar diliyorum. Dağılabilirsiniz. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Biz de arkadaşlarla tanıştık. Ben de kendimi tanıttım. Yani birkaç tane de ufak detay vardı altını çizmem gereken. Onları söyledim. İyi yapmışsın. Gerçekten çok iyi yaptı. Çok güzel bir konuşmaydı. Daha bir derli toplu, özenli olurlar. Anneciğim madem gelecektin neden bana söylemedin? Beraber gelirdik. Ama Ceyda kızım... Sinan, Milya teyze havanın durumundan dolayı çok üzgün. Yani senin yanında kaldığını öğrenince kendi gelip sormak istedi. Canım, hava nasıl oğlum? Beni soruyor mu? İyi anneciğim, iyi. Aklın kalmasın. Ceyda, bir dakika konuşabilir miyiz? Ay tabii ki, tabii ki gel. Ya biz de seninle kahve içelim dedi. Tamam, tamam. Gel, gel. Biz burada Bülent'le kendi şeflerimizden gördüğümüz adaba uygun bir düzen kurduk. Ve bu düzenin bozulmasını istemiyoruz Ceyda. Bu çocuklar İstanbul'un en iyi mekanlarında çalışıp oralarda yetiştiler. İçlerinde bunun eğitimini almış olanlar da var. Tabii ki. Yani zaten ben bunu bile... Hijyen konusunda uyardım. Tırnak kontrolü yapacağımı söyledim diyorsun. Sence bu çocuklar bunu bilmiyor veya buna riayet etmiyor olabilirler mi? Elbette. Evet. İnsanlar mutsuz oldukları yerde verimli olamazlar Ceyda. O yüzden çalışanlarımın gergin bir ortamda çalışmalarını istemiyorum. Bu konuda bize uyum sağlarsan hepimiz mutlu oluruz. Vallahi Sinancığım yani burayı nasıl döndüreceğiniz tamamen size kalmış bir şey. Yani ben sonuçta kağıt üstünde ortağım. Ama az önce de gözüme çarpan birkaç ufak detay vardı. Altını çizmek istedim, hepsi bu. Hani yoksa bir tavırla, bir niyetle yapılmış bir şey kesinlikle değil. Ayrıca biliyorsun yani, patron sensin. İlla bir ünvan vereceksen patron değil de şef diyelim mesela. Peki. Şef. Güzel. Hmm.
Ay bak, dürüst olalım birbirimize karşı. Bu Ceyda bizim başımıza bela olacak. Abi konuştum ben Ceyda'yla. Bundan sonra sorun yaratmayacak. Peki. Öyle diyorsan öyle olsun bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.